tekrar Merhaba ee, sizinle son buluşmamızca bir canlı yayın şeklinde olmuştu o canlı yayına katılan herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum gerek verdiğiniz destek için gerekse sorularınız için ee, yalnız şöyle bir durum var Tabii canlı yayın sırasında yanda mesajlar hızlı hızlı aktığı için bazılarınızın yazdığı mesajları görememişim şimdi burada bir kere onları cevaplandıracağım ee, ikincisi tabii konunun içerisinde uyanış da vardı şifa konuları da vardı enerji konuları da vardı ama burada ben bugün sadece şifa çalışmalarıyla alakalı bir video yapmayı e, uygun gördüm neden çünkü tabii ki bu pek çok e, enerji çalışmalarını da içine kapsıyor ama burada önemli olan şifa çalışmalarının mantığı nasıl çalıştığı e, ve nasıl etkili olduğu ne şekilde el alındığı veya inisiyasyon yapıldığından alakalı. E, bu konularda pek çok kişide bir takım yanlış bilgilendirme, yanlış inanç, eksik bilgilendirme e, gibi durumlar var. Bunları bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi ben önce kendimden bahsedeyim size, kendimden örnek vereyim. Ben çok genç yaşlarda yani 20'li yaşlarda... E, daha öncesinden itibaren yapmış olduğum şifa çalışmalarında ben bu enerji kullanıyordum, ee, kendi çiğimi, kendi bir enerjimi kullanıyordum. Ee, bunu belki daha önceki videolarımda da bahsetmiş olabilirim. Kendi enerjimi kullanırken, başkalarına şifa çalışması yaparken, ee, birisine enerji bir verdiğim zaman işte ağrıları geçsin, işte üzerindeki ağırlık çöksün, negatiflerinden arınsın şeklinde o kişi gayet güzel rahatlıyordu. Arkasından bende bir ağırlık oluşuyordu. yani gözlerim bile açamıyorum, uyku basıyor, ağırlık çöküyor, mutlaka gidip yatmam gerekiyordu. Ee, Aradan bir iki saat geçtikten sonra kendimi toparlıyordum, düzeliyordum. Çünkü ama bu arada tabii ki kendimle alakalı koruma korumaları da yapıyorum. Yani e, bildiğim bir takım korumalar vardı, onları yapıyordum. Ama buna rağmen yine de karşınızdaki kişiden etkileniyorsunuz. Nasıl etkileniyorsunuz? Şifa çalışması yapan insanların büyük çoğunluğunda empati duygusu vardır. Yani eğer tabii ki buna gönüllü, ruhsal olarak e, buna kendisini hazır hissedip ruhsal farkındalıklarıyla ben şifacıyım insanlara şifa vermem gerekiyor ya da şifa vermeliyim diyorsa zaten empati duyusu vardır yani etrafındaki olup bitenleri e, insanların e, bir bakışından ya da yanından geçerken ki e, yürüyüşünden, vücut dilinden e, oturuşundan kalkışından ya da hiç, hiç e, bunların hiçbir bile olmasa telefonda bile ses tonundan anlayıp onun e, ruh halinin iyi mi kötü mü üzgün mü mutlu mu kafası mı karışık olduğunu algılayabilirler İnsanların e, ruhsal inişlerini çıkışlarını çok net hissedip duygusal e, travmalarını hissedebilirler. Çektikleri acıları hissedebilirler, hem duygusal hem fiziksel olarak. Yani şimdi bunu en yakınımızdaki kişilerle mesela pek çoğunuz deneyimlemişsinizdir Evde birisinin başı ağrıdığı zaman bunu hissedebilirsiniz veya herhangi bir yeri ağrıdığı zaman hissedebilirsiniz. Özellikle sevgi bağınız olan kişileri çok daha yoğun hissetme şeyiniz vardır, kapasiteniz vardır. E, şifa çalışması yapmak isteyen kişiler ya da şifaya ya e, eğilimli şifacı ruhlarda empati duygusu çok gelişmiştir. Onun dışında işte duru biliş duru seziş dediğimiz illa üçüncü gözün açık olması gerekmiyor. Ya illa ben aura görmem lazım. Aura görmüyorsam eğer ben şifa çalışması yapaz, yapamaz mıyım? Ya da ben neden şifa çalışması yaparken insanların enerji alanlarını görmüyorum e, diye düşünebilden düşünebilirsiniz ama buna gerek yok. His de çok önemlidir burada. Aldığınız titreşim çok önemlidir. Ha görüyorsunuz da avrasını O çok güzel. O bir artıdır sizin için. Şimdi eee enerjiden r geçmeye karar verdim 20'li yaşların başında. Ankara'da bir e, e, R2 Master'dan, e, kadın bir r Master'dan R2 birinci aşamayı almak için gittim eğitimine. Çok enteresan şeyler yaşadım. R2'ye inisiye ederken herhangi bir böyle e, bana şey gelen nasıl söyleyeyim size ekstra bir enerji akımı hissetmedim bir yani bana hani güçlü bir enerji hissetmedim ikincisi inisiye olduk. E, Reiki 1'in nasıl kullanılacağını anlatıyor. E, enerjinin nasıl çalışacağını anlatıyor. İşte ortam temizliği, ev, ev yani temizlik derken enerjisel anlamda evin bütün dip köşe köşe bucak enerjisel anlamda temiz, temizliği anlatılırken e, işte eline bir süpürge al, alıp evi süpürdüğümüzü ...imgelettirdi. Bu süpürgeyle... ...bütün evi süpürüp... E, ...bu enerjileri kapı dışarı... ...attı. Ben orada dedim ki... E, ...hocam... E, ...şimdi biz bu böyle evi süpürdük... ...zaten süpürürken bu böyle... ...oradan oraya, oradan oraya da... ...tekrar dağılıyor. Artı bunları süpürdük, hadi kapının önüne attık. E, onu, o, kapının önüne attığımız şeyler bir yere gitmiyordu duruyor eve giren çıkan onları tekrar eve getirecek bir ikincisi bizim evin önünden geçen insanlara kendi pisliğimizi bulaştırıyoruz kadın böyle bir durdu bana baktı ha doğru haklısın dedi o zaman ne yapalım dedi ben de dedim ki onları bir şekilde yok etmemiz lazım bu böyle olmaz Orada bir takım önerilerde bulundum. Şöyle yapalım, böyle yapalım şeklinde. Sonra hoca da herkese bunları böyle böyle yapın diye söyledi. Aradan bir zaman geçti. E... Eterik ameliyat yapıyor Ben çok meraklı olduğum için de nasıl yapılıyor. Daha bir üst grubun e e ameliyat, eterik ameliyat çalışmasına girmek için gittiğimde beni de özellikle çağırmıştı. Eterik ameliyat vücudumuzun dışındaki e, bizim e, fiziksel bedenimizi daha önce de anlatmıştım saran eldiven gibi saran enerjitik bedenimizdir. Bizim bedenimizin de hemen dışındaki bir enerji alanımızdır burası. Bütün hastalıkların insan vücuduna işlediği noktadır. Başladığı noktadır hastalıkların. Oradan başlar. E, eterik ameliyat yaparken Kadın birden bayıldı, küt diye düştü yere. Herkes bakıyor. Şimdi orada hem kadını ben iyileştirdim. Yani kendine getirdim. Arkasından da ameliyatı da ben tamamladım. Şimdi bu nasıl oluyor? Ben burada hani kendimi etmek için, övmek için falan anlatmıyorum buna. Burada kişinin zor durumlarda, ani durumlarda... Vereceği kararlar, algıları, rehber varlıklarının kendine olan iletişimi, duru biliş, duru seziş olayının aktif olup olmadığıyla alakalı bir durum. Nasıl müdahale etmem gerektiği bir şekilde içsel olarak bana söylendi ya da ben bunu hissettim ve o şekilde yaptım. Belki daha önceki yaşamlarımdan bildiğim bir şeydi, bilmiyorum. Hani ben de bunun bilgisi zaten mevcutta ama o anda ortaya çıktı, o da olabilir. Ondan sonra dedim ki benim burada alacağım bir şey yok, burada bana doğru öğretilmiyor bu olay. Ondan sonra ki o zamanlar hani bu şifa çalışmaları, reiki çalışmaları, reiki inisiyasyonları, şimdiki gibi böyle ayağa falan düşmemişti yani. Ondan sonra kendime en düzgün, en e, bu konularda gerçekten bilgi sahibi olan ve bana en doğru bilgiyi verecek master'ı, master öğretmeni yani usta öğretmeni seçme, bulma arayışına girdim ve Tesla çok da istedim ve karşıma da çıksa çok ilginç bir şeydir. Kendisi Çinli bir senseydi bu adam aynı zamanda bana tayichi de öğretti. Ben ondan tayichi de öğrendim. Bu konu gerçekten çok çok iyiydi. Öğrendiğim şeyler için bana öğretti her şey için kendisine gerçekten çok minnettarım. Ama işte olay orada bitmiyor. Şimdi bu inisiyasyonları aldığımız zaman biz el alıyoruz. Yani ee, soru sorulmuş. Ben onun cevabı olarak bunu anlatıyorum. Yani size bunları kim veriyor? Nereden alıyorsunuz? Şeklinde bir soru vardı. Şimdi dünyada bir sürü öğreti var. Bir sürü öğreti var. Her bir öğretinin de mutlaka e, öğretmenleri vardır. Ve bunlar kolay yetişmezler. Böyle tavuk yumurtlar gibi her dakika çıkan her yerden bulabileceğiniz kişiler değildir bu öğretmenler. Ciddi anlamda hayatlarını buna adamış olan, hayatlarının merkezinde bu öğretmenlik yaptığı konu olan ve kendisi bununla yoğrulmuş, bununla gecesi gündüzü bir olmuş, uykusunda bile, bile rüya kanalında bile, uykusunda bile, astralda bile şifa çalışmaları yapan, oraya buraya insanlara yardıma giden, doğaya, evrene ihtiyacı olan herkese gerek bedenli, gerek bedensiz olarak yardıma koşan kişilerdir. Gerçek şifacılar. Koşulsuz, yani sorgulamadan. Yardıma ihtiyacım var diyorsa yardım eder. Astral'da veya burada. He, koşulsuz derken, dünyevi şartlarda koşulsuzun tabii ki sınırları var. Çünkü bunlar da benim başıma geldi. E, işin maddiyat kısmından bahsediyorum. Mutlaka ve mutlaka bu dünyada bir şekilde bir maddi karşılığı olması gerekiyor. Doktora gittiğiniz zaman da parasını veriyorsunuz, e, muayene oluyorsunuz arkasından şifa için ayrıca para veriyorsunuz. Gerekirse operasyon geçiriyorsunuz. Bu da bunun gibi bir şey. Ben bunu e, ben şifa çalışmalarında e, veya inisiyasyonlarındaki istenen rakamları ee, son zamanlarda yani yaklaşık bir 10 yıldır falan çok astronomik buluyorum. Çok e, insanlar artık bu işin de gerçekten e, ahlaki anlamda değerini bozmasına yani değerini düşürdüler. Şimdi e, şeyden bahsederken önce şu şey konusunda sonra geleceğim maddi karşılık konusuna. Öğreti alıyorsunuz, belli bir aşaması var bunun. Şimdi şifa çalışması derken ben burada sadece e, reiki değil bunun burada kastettiğim. Reiki, 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 reiki sürekli reiki diyorsun. Reiki evrensel yaşam enerjisi İsterseniz adına. Evrensel yaşam enerjisi değil. İsterseniz Z8 deyin, V9, isterseniz V9 deyin, ne derseniz deyin. Bu bir evrensel yaşam enerjisidir. Evrensel aynı zamanda da şifa enerjisidir. Daha önce de anlattım ben bunu. Şimdi buna uyumlanma. Mutlaka birisi vasıtasıyla size bir öğretmen, bir master tarafından el verilmesi gerekiyor. El verilme olayı insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. Yeni bir olay değildir. Yani sen nereden oluyorsun bunu? Kim veriyor sana bunu? denmesi şu aşamada yanlış. Ama farklı açılardan öyle bir sorunun sorulması lazım tabii ki. Şimdi Birinci aşamayı oluyorsunuz. Birinci aşama sadece ve sadece o enerjiyi kendinize uyumlayabiliyorsunuz. Yani bedeninizi o enerjiyi uyumlu hale getiriyorsunuz. Kendi üzerinizde çalışıyorsunuz. Ağrınızla ilgili çalışıyorsunuz. Yaşam alanınızla ilgili çalışıyorsunuz. İkinci aşamasında başkalarına da vermeye başlıyorsunuz. Sembolleri kullanıyorsunuz. Uzaktan şifa çalışmaları yapmaya başlıyorsunuz isterse dünyanın öbür ucunda olsun ihtiyacı olan herkese her duruma şifa çalışması yapabiliyorsunuz ve gönderebiliyorsunuz. Üçüncü aşama artık sizin bu konuda ustalaştığınız bir dönemi sembolize ediyor. Yani kişi bir, birkaç yıldır şifa çalışmaları yapıyordur, sürekli olarak kendisini geliştiriyordur. ...her şifa çalışması yaptığı kişiden bir şeyler öğreniyordur. Gerçekten böyle oluyor. Örnek vereceğim. Hani ben size biraz önce benim... ...Çinli bir senseiden aldım... ...dediğim... E, ...inisiyasyon var ya... ...o inisiyasyonda adam bana bir sürü şey öğretti gerçekten. İnanılmaz şeyler. Ama bana mesela... Bir söylemedi. Mesela neyi söylemedi. Şimdi ben bir gün birisinin eşine e, enerji uygulaması yapıyorum. Yaşlıca bir bey. Tam kalp çakrasına geldiğim zaman kalp çakrasını açacağım. Oradaki tıkanıklık var belli. Onu açmak için yapacağım. Bana bir ses dedi ki or, or, oradan çalışma. Arkaya dön. Arkadan iki kürek kemiğinin arkasından çalış. Neden? Çünkü orada e, kalpte bir tıkanıklık vardı. Orada bir e, stent var. E, orada bir e, bir şey koymuşlar oraya. Yani şimdi o, o zamanki bana söylenen kelimeyi tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü bu olay yaklaşık 30 sene kadar Önce oldu. Yani bu kalp ameliyatlarında stent konma olayı falan ne kadarlık bir geçmişi var bilmiyorum. Ama orada bir şey olduğunu söyledi. Oradan çalışma çarpıntı yapar. Birdenbire kan basıncı artar. ile ee, ilgili sıkıntı yaşayabilir. Arkaya geç. Arkadan yap dedi. Neyse ben arkasına geçtim. Yaptım çalışmayı. Bitirdim. Ondan sonra adama sordum. Ya dedim affedersiniz size bir şey soracağım. Sizin bu dedim kalple alakalı bir operasyon geçirdiniz mi? O bölgede bir sıkıntınız var mı? Evet dedi. Ben dedi kalp e, ameliyatı geçirdim. Ve dedi damarlarım tıkanı, tıkalıydı. Onunla ilgili bir çalışma yapıldı. İşte oraya bir şey takıldı. Ben o zaman anladım. Şimdi şifa çalışması dediğimiz zaman herkes ben şifacı olacağım, şifa çalışacağım. İşte eee gerçekten bakın iyi niyetli bile olarak hani sırf e, ben parasız kaldım, pulsuz kaldım ne yapayım en güzel bu yollarla para kazanıyorum diye, diye bu işe e, girenleri kastetmiyorum. Gerçekten şifacı olmak isteyen, insanlara şifa çalışması yapmak isteyen insanlara benim bu Master'ınız kim olursa olsun ne kadar çok şey bilgi size verirse versin ki her masterda pek çok bilgiyi de size vermiyor. Ya kendisi bilmiyor çünkü ona anlatılmamış, öğretilmemiş ya da hani böyle çok iyi yemek yapan insanlar vardır sorarsanız tarifini işte ben şöyle şöyle yapıyorum der ama püf noktasını size söylemez. Onun gibi vermez ya da gerçekten bilmiyordur. Eğer bu işe soyunacaksanız, her çalışma sizin için bir öğrenme deneyimi aynı zamanda. Aynı doktorlar gibi. Adamlar yıllarca dirsek çürütüyorlar. Yıllarca en zor eğitimi alıyorlar. Mezun olduklarında bile hala tam doktor değiller. Kaç sene onunla ilgili o intern doktorluk yapıyorlar. Ameliyatları bile girecek olan giriyorlar, seyrediyorlar. Ancak neşteri yıllar kaç sene sonra alıyorlar ellerine. Şimdi burada tıp biliminde her şey somuttur. Yani fizik beden tedavi ediliyor altındaki ruhsal veya psikolojik sorunlar tıp doktorlarını ilgilendirmiyor. İşte şifa çalışmaları dediğimiz, tabii ki bu alternatif tıp kapsamı içerisine giriyor. İşte bu da reiki deyin, işte refleksoloji deyin, biyoenerji deyin. Bunlarda hastalıklara sebep olan nedenler bunların altyapısı duygusal ruhsal travmalar kişinin kendisine çektiği hastalıklar kendi yaratımları sonucunda ortaya çıkan hastalıkları tespit etmek ve bunları şifalandırmak temeli vardır. Yani karşınızdaki kişiye ya ben sana işte bir enerji verdim. iki çakranı açtım. Ondan sonra tamam senin hastalığın bitti. Bitti gitti değil olay. Çakralarını temizlersiniz. Gene tıkanır. Yine gelir. Yani tabi doğru dürüst açıp açmamanız da tabi önemli. Herkes size bir sürü şey öğretir her çalışmada. Ben mesela bilinçaltı karma temizliği çalışmalarına enerjisel anlamda kişinin titreşimini, frekansını en çok artıran çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sonuçta hastalıklar bu şekilde başlıyor. Bizim bilinçaltındaki korkularımız, travmalarımız, duygusal tortularımız, bize yapılan kodlamalar, genetik kodlar, Bunlar bizde çok çok ciddi hastalık potansiyelleri yaratabiliyor. Önce buradan başladım. Artık başlıyorum. Artık şifa çalışmalarına. Reiki Master olarak NLP Master aynı zamanda. Reiki ve NLP Master olarak insanlara bugüne kadar çok öğretmenlik yaptım. Çok şifa çalışması yaptım ama sonuçta Bunların altında yatan sebepleri tedavi etmeden hiçbir şeyin düzelmeyeceği kanaatine vardım. Onun için bu çalışmalara ağırlık verdim. Şimdi R2 çalışmalarında enerji çalışmalarında iyi niyet çok önemli. Karşınızdaki kişiye empati duygusu duyma, empati duymanız çok önemli. Onun korkularını, travmalarını hissetmeniz çok önemli. Çalışma yaptıktan sonra o kişideki gerçek anlamdaki rahatlamayı ve e, dinginliği hisset hissettiğiniz zaman siz de mutlu oluyorsunuz. Benim başıma öyle çok. E, acayip olaylar geldi ki bugüne kadar. Yani özellikle obsesyon vakalarında veya ciddi ruhsal travmaları olan kişilerde mesela işte annesi geliyor kızını getiriyor diyor ki Tara Hanım dile benden ne dilersen kızımı kurtar ne olur Gitmediğimiz doktor kalmadı. Gitmediğimiz hastane kalmadı. Hiçbir doktor buna çare bulamıyor. kızı yemek yemiyormuş. o 40 kilonun altına düşmüş. Hiçbir şekilde yemek yemiyor. Ve sürekli olarak intihar düşünceleri. Ben de dedim ki yani Dile benden ne dilersen böyle bir şey yok. Siz ne takdir ederseniz o olur. İlk yaptığım seans sonrasında kız akşam eve gittiğinde birazcık yemek yemiş. İkinci geldiğinde de zaten artık hiçbir sıkıntısı kalmamıştı. Kız yemek yemeye başlamış. Elini yüzüne kan gelmiş. Kızı bir görseniz bembeyazdı, kireç gibiydi. Rengi eli ayağı titriyordu ve ayakta duramıyordu. Ve sürekli kendini öldürmekten bahsediyordu. Bunların hiçbirisi kalmamış. İş olay bunun maddi karşılığına geldiği zaman kadın bana dedi ki E Tarık Hanım e, benim kızım yemek yemiyordu. E zaten o yüzden de hastalı. halbuki kızda ciddi ağır bir obsesyon vakası vardı. E, e yemek yedi. Yani burada herhangi bir şekilde sizin yaptığınız bir şey yok. Allah razı olsun geldi yanaklarımdan öptü şıpır şıpır gitti. Kız orada ağlamaklı oldu. Kız boynuma sarıldı. Ablacığım seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim diye. Şimdi buradaki bu olay aslında bu kız annesinin alması gereken bir öğreti olduğu için belki de bu bu şekilde bir e, durum yaşadı. Ama kadın yine görmedi. Yine dersini almadı şimdi ben e, ne diyeceğim burada De, ya ben madem öyle sen bana böyle böyle söyledin e, tamam geri veriyorum kı kıza kızına e, neyse al üstündeki o negatif bütün her şeyi al o zaman git kime tedavi ettiriyorsun ne mi diyeceğim böyle bir şey olamaz yok böyle bir şey ama kadın orada korkunç bir karma yarattı ben kıza çok üzüldüm bunun gibi bir sürü vaka var bir sürü Hatta bir ara ben dedim yeter ya şifacı müfacı olmayacağım bu ne ya böyle şey mi olur? Ne gecem var ne gündüzüm var. Telefon açan dert anlatıyor. Daha bana selam vermeden işte Tarih Hanım nasılsın iyi misin müsait misin diye sormadan daha telefonu açar açmaz insanlar başlıyorlardı. işte benim şu anda şu var buramda bu var. Şimdi bu neden böyle oluyor? Ona da ben onun da sebebi benim hayır demeyi bilmediğim için ya da müsait değilim. Şu anda beni rahatsız etmeyin. Bana so beni böyle uygunsuz vakitlerde aramayın. Benim kendime ait özel bir e, alanım ve saatlerim var demeyi bilmediğim için de. Ben de bunlardan dersimi aldım. Biraz zor aldım ama aldım. Artık diyebiliyorum. Yani diyorum ki saat şu saatten sonra hiçbir şekilde hiç kimseyle e, görüşmüyorum. derste de vermiyorum. Çalışma da yapmıyorum. Gecenin biri, ikisi, üçü millet yazı yazıyor. Bana bir şeyler anlatıyor. Diyorum evet. ki müsait olduğum zaman bakar, Siz yazın. Ama cevap beklemeyin. Ama her yazana da mutlaka cevap veriyorum. Şimdi... Şifa çalışmalarında sizin önce kendinizi korumayı öğrenmeniz lazım. Ben şifacıyım, şifacı olmak istiyorum ve o. E ama bunu size doğru dürüst öğretmeyi bilmeyen bir kişiden bunu aldığınız zaman sizin ruhsal enerji bedenleriniz yol geçen hanına döner. Gelen vurur, giden vurur. Onun tortusu gelir, yapışır. Bunun varlığı gelir, yapışır. Onun bütün travmaları sizin enerji bedenlerinize aktarılır. Reiki'de bile çünkü doğru uyumlanmamışsınızdır. Size kendinizi nasıl koruyacağınız anlatılmamıştır. Kendini Reiki master usta öğretmen zanneden birileri tarafından size el verilmiştir. Demek istediğimi herhalde anladınız. İnanın bana yıllardır ben Reiki master'ım diyen bir sürü öğrenci, öğrencim var. Gelip benden tekrar hocalık alıyorlar ya da tekrar eee Reiki eğitimi alıyorlar. Ya biz bunu bilmiyorduk. Allah Allah diyorum nasıl bilmiyorsunuz ya. Vallahi hocam bizi öğretmediler. Aa bu da mı vardı? Aa böyle mi oluyor? Aa ben kendimi korumayı bilmiyor muydum? Ben bu kişileri suçlamıyorum asla. Ve ben onları çok seviyorum. Gerçekten çok çok da sevdiğim öğrencilerim oldular. Ama burada en çok takdir ettiğim ne biliyor musunuz? Ya burada bir yanlışlık var bu bu şekilde reiki yapamıyorum ben, reiki kullanamıyorum, kendimi koruyamıyorum. O zaman eksik bir şeyler var veya yanlış bir şeyler var deyip bu kendilerindeki eksikliği veya yanlış öğretilen şeyleri düzeltmek için doğru kişileri arayıp bulma çabasına girmiş olmaları. Ben aldım zaten artık, ben oldum bitti, yok zaten böyle bir şey. Yani ölünceye kadar öğrenmeye devam ediyoruz. Yani ben 20 yıldır bu işlerin içindeyim, 30 yılların bu işi içindeyim. Ne kadar çok deneyimin oldu? Neler öğrendin? E bir sorun bakalım. Almıştır da kullanmıyordur. E ben de R2 var. Ben ben R2 inisi oldum. Ben R2 masterım diyor. Başarısını geçirmeyi bilmiyor. ya da üzerindeki negatif enerjilerden kurtulmayı bilmiyor. Çakralarını açmayı, temizlemeyi bilmiyor daha. Ve bunlar hocalık yapıyor. İşte benim burada anlatmak istediğim asıl konu bu. Ha, şimdi ikinci kısım, ikinci şey. E, belli bir ruhsal farkındalığı olan kişiler, belli bir ruhsal altyapısı olan kişiler. Ee, mesela bu tarz işte reiki veya işte e, farklı bir takım şeylere inisi olan kişiler. Yani bu e, bu kişilere uyuduğu zaman rüya kanalında, astralda da bir takım şeyler öğretilir. Bir takım şeylerin bilgileri gelir. Bir şeyler verirler. Ama bunlar onun kat ettiği yolla ilerlemesiyle alakalı olarak verilen şeylerdir. Bunlar herkese söylenmez. Bu da var. Bana denmez. Bunlar kişiye özeldir. Onları kişi bilir. Çünkü ona gelmiştir o. Şimdi bu konuda da insanlarda um, uyarmam gereken şeyler var. Mesela uyurken rüya kanalında, rem uykusunda astralda denenirsiniz. Birileri gelir size bir şeyler verir. Der ki al sana şunu veriyorum. Şimdi uykuda veya uyanık uykuda veya uyanıkken uyanık olma diye bir kavram var. Ben bunu daha önce de anlatmıştım. Bütün öğrencilerime de öğretiyorum. Bunu söylüyorlar sürekli. Ve ciddi anlamda e, rüya sırasında bilinçli rüya görüp olaya müdahale edebiliyorlar. İşte sana geldim şunu veriyorum. Sen kimsin ya? Bana bunu niye veriyorsun? Ya da o kişideki e, negatif, o kişi gerçekten pozitif mi negatif mi bunu ayırt etme algılama özelliği ortaya çıkıyor. Çok güzel, çok cici gelir. Al bunu işler. Gel seni şuraya götüreceğim der. Hadi içtiniz veya gittiniz. Ayıkla pirincin taşını. Bunlar çok önemli şeyler. İşte kendinizi korumaya aldığınız, almayı öğrendiğiniz zaman bunu da başarırsınız. Uykunuz sırasında siz uyurken size gelen e, enerjileri de fark edersiniz. Farkına varmaya başlarsınız. İyi mi kötü mü? Doğru mu yanlış mı? Bu gerçekten bana... Böyle bir şey veriyor mu? Bunun altında başka bir şey mi var? Mesela işte sana şunu verdik. Veriyoruz. Aç avucunu dedikleri zaman bunu bana niye veriyorsunuz? Nedir bu? diye sorduğum bir eee Rüyamda bana dendi ki işte bu yüzden veriyoruz Sen şunları şunları yaptın Onun için sana bunu verdik veriyoruz bu Çünkü bunu hak ettin ha okey ya yani bu çok basit bir örnek İşte bir gün babam kılığında birisi geldi Aynen babam gözleri falan Fakat bana bir bardak su verdik uzatıyor Al kızım iç bunu diye. Halbuki ben babamı mesela rüyamda görüyorum. Sık sık kendisini gösteriyor gidiyor. Konuşuyoruz bazen. Rahmetli. Ya baktım bu adam benim babam değil. Enerjisi babama hiç benzemiyor. Bir baktım gözleri babamın gözleri değil. Dedim sen kimsin ya? Bunu bana niye veriyorsun? Karşımda birdenbire puf kayboldu gitti. Yani bunun gibi uyanık olmamız gerekiyor. Uykuda veya uyanıkken farkında olmak gerekiyor. Yatarken bunu söyleyin mutlaka. Şimdi bana mesela benim kendi daha birinciden itibaren 1-2-3. Bir, üç, aşamaya gelen öğrencilerimden bazıları Bunlar tabii ki kaç yıllık öğrencilerim benim. Bayağı uzun süredir. Hala biz onlarla çok yakınız. Sürekli görüşüyoruz, sürekli konuşuyoruz. Sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Hiç kopmadık yani. Hala bana rüyalarını yazarlar. Hadi sizi master yapacağım. Artık bunu hak ettiniz dedim. Ay hocam ben o sorumluluğu alamam. E tamam dedim olabilir. Şimdi bir kere bunu söylemesi bile gerçekten onun bu olaya ne kadar saygı duyduğunu gösteriyor. İşini ne kadar iyi yapmak istediğini belli ediyor. Ben gerçekten o, o kızlara, o öğrencilerime çok saygı duyuyorum. Siz kendinizi ne zaman hazır hissederseniz o zaman gelin dedim. O zaman geldiler masterlığı da aldıktan sonra hala dediler ki hocam biz bunu aldık ama ben herkese de yapabileceğimi sanmıyorum. Uygulayabileceğimi sanmıyorum. Çünkü e, çok büyük bir sorumluluk. Hani çok özel birisi gelirse ancak ona. Ben herkese reiki master yapmıyorum bu arada. Önüme bir tomar para koysunlar bir çuval para koysun yapmam. Ciddi söylüyorum. Git kimden alıyorsan al diyorum. Yani çünkü orada amaç farklı. Ee, bana sorulan sorulardan bir tanesinde e, bu hani master üstü masterlık nasıl oluyor? Ben bu konuda daha önce birçok kere konuştum. tekrarı düşmek istemiyorum bu konuda. Yani onun için bugün özel olarak bir şifa çalışması videosu yaptım. Yani şifa çalışmaları ile ilgili video yaptım. Artık hani bıktırmak da istemiyorum kimseye ama. Şimdi bunun belli aşamaları var demiştim. Bu aşamalardan yani 3, R2-3'ün... A'sı ve B'si vardır. A'sında usta olursunuz, B'sinde usta öğretmen olursunuz. Onun daha bir üstü Grand Master, yani ustaların ustası, ustaların ustasının ustası, en usta, daha usta, 18-20, 25. kademeye kadar ışık, ışık ustalar falan var. Şimdi burada asıl bunu sormak lazım. Bu kişiler bu inisiyasyonları kimden alıyor? Nereden alıyor? Böyle bir şey yok. Ama oturuyorlar, sertifika yazıyorlar, veriyorlar. İşte Grand Grand Master, 13. aşama, 15. ara aşama. Ve bunların titreşimleri son derece yüksek. Yani artık 5. 6. boyut frekansına uyumlanmışlar. Diyorum ki o zaman madem öyle bir ışık, ışıksınız siz burada ne işiniz var? Hala burada biz sizi nasıl görüyoruz? Hani size gitar teliyle de bir örnek vermiştim. Gör Bizim sizi görmememiz lazım. Sizin yogiler nasıl insanların önünde puf kayboluyor sadece kıyafetleri kalıyor. Luke Skywalker'ın son filminde adamın birdenbire yok oluşu gibi. Yani e, bu şekilde sizin buradan cisminizin gitmesi, silinmesi lazım. Titreşimimiz o kadar yükseldiyse. Şimdi insanların anlaması gereken bir şey var. Şimdi frekansınız ne kadar yüksek olursa olsun Titreşiminiz ne kadar yüksek olursa olsun ki bu bu boyut titreşimindeki en yüksek frekanstır. Tabii ki dördüncü boyutla titreşiminiz uyumlu olabilir. Çünkü geceleri astralda da çalışıyorsunuzdur. Sürekli bir yerlere gidiyorsunuzdur, geliyorsunuzdur. Titreşiminiz sizin farkındalıklarınızla alakalı olarak da yükselmiştir. Yaptığınız çalışmalar, şifa çalışmaları ile artı bilinç seviyenizle de alakalı. Ama Burada dikkat edilmesi gereken şey bunun bir sertifikalı derecesi yok. Bu konuda size sertifika veremez kimse. Bunlar para tuzağıdır. Nasıl? R2'de Farklı diğer enerji sistemlerinde de sizi bir şeylere uyumluyorlar. Arkasından. Ay bak bunu aldın ama bunu da al. Bunu aldın ama bunu da al. Bak bunun şu kolu da var. Bunun bu e, kolu kolu bacağı da var. Bunları da al. Dalları da var. Bu en en en. Bunların hepsi para tuzağıdır. Artı e, büyük çoğunluğu da bu şifa çalışması olarak gösterilen enerji çalışmalarının büyük çoğunluğu da çok çok ciddi anlamda karanlık kanallara sizi çekmek için uygulanan yöntemlerdir. O kişilere de inisiyasyon yaparken bu kanallara nasıl insan çekilir, nasıl ava çıkılır onu öğretiyorlar. Başınıza çok büyük iş alırsınız, alıyorsunuz. Buna dikkat edin. Bunun altından kalkamazsınız. İnsanların ruhlarıyla oynuyorsunuz, ruhlarına kötülük yapıyorsunuz. Bir çocuğa tecavüz etmişsin, ha insan öldürmüşsün ya da ruhuna bu tarz bir saldırıda bulunmuşsun. Hiçbir farkı yok. Çok ciddi karmalar yaratırsınız. Yani bunu size birilerinin anlatması lazım. Ben anlatıyorum. Bana da diyorlar ki ya işte hocam sen bunları anlatıyorsun da yani insan zaten sonuçta yaşaması gereken şeyi yaşayacak. Ben aynı şeyi ben buna kat katılmıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben bunları anlattıkça 100 kişi dinley dinleyen diyelim ki 100 kişi var. Bunlardan bir kişi bile bakın bir kişi bile ya aa, kadın bak böyle böyle söylüyor. Gerçekten doğru. Ama ben kendimi bunlardan koruyayım diyebiliyorsa orada siz görevinizi yapmış sayılırsınız. Ki kaldı ki bunu bana söyleyen çok fazla insan var. Çok. Bana her gün yazıyorlar. Diyorlar ki burada hocam böyle böyle bir çalışma var. Bunu biliyor musunuz? Bilmedi, bilmediğim bir şeyse de oturup araştırayım. Ben sana onunla ilgili haber vereyim. Bilgilendireyim diyorum. Mesela yoga çalışmalarına katılıyorlar. Refleksolojiye katılıyorlar. Katılın diyorum ya. Bakın bunlar güzel şeyler. R2 ile de birleştirirsin. Şöyle yaparsın. Mesela... E, Son zamanlarda ciddi anlamda psikolog öğrencilerim var benim. Ve kendilerine son derece saygı duyuyorum. Çok çok ciddi saygı duyuyorum. Çünkü bunlardan bazıları hipnoz yapmayı da biliyor. Hipnoz çalışmaları ama gerçek anlamda hipnoz yapmayı da biliyorlar. Hipnoz eğitimleri almışlar. Hem psikolog hem de hipnoz alma. Hipnoz yapma şeyleri var. Yetkinleri var. ben en bilinçaltı karma çalışması eğitimini alıyorlar. Hem de mesela R2. Düşünsenize ne kadar güzel bir şey. İşte böyle şeyler yapın. Birbiriyle birleştirip ha şundan şunu çok güzel bir konsept yaratıyor kendisine. Bakın bunlar çok güzel ama Yok şuradaki şu kanala gideyim, buradaki bu kanala gideyim. Zaten adamlar belli ya, yazıyor ya, verdikleri listede yazıyor. Bu kanal demonlarla çalışır. Ay bu çalışma insan, insanlar üzerinde çok etkili. E sen insanlar üzerinde çok zararlıysa niye onu öğretiyorsun? Niye her bir kanal için para alıyorsun? Burada diyor ki A işte varlıklar nasıl çalışılır? Varlıklar insanlara nasıl yönlendirilir? Yok. İşte bilmem de nasıl hortumlanır. Yok insanları kendime nasıl bağlarım? Nasıl maddi manevi sömürürüm? Eğitimi veriyorlar. Ya bakın, vallahi ciddi söylüyorum ya. Kitaplar bastırmışlar. Broşürleri var. Kanalların isimleri var bir sürü rağ kanalları, bir sürü demonik varlıkların isimleri, bir sürü spiritlerin isimleri. Onun için ben burada bunları açıklıyorum, açıklıyorum. Ondan sonra da aya işte herkes kendi karmasını yaşar. Boş ver ne uğraşıyorsun demeyin bana. İyi oluyor. Anlayan anlıyor, anlamayan da anlamazsın. Ne yapayım? Ne diyeyim? Bir çocuğa söylersin. Çocuğun bak oradan atlama düşersin, atlama düşersin. Yine de dinlemeyip atlayıp da düşüp de orasını burasını yardığı zaman da yapacak bir şey yok. O onun seçimi. Ama ne kadar çok insanı uyandırırsak o kadar iyi. Ne kadar insanda farkındalık yaratırsak o kadar iyi. dengeyi bozuyorlar. Negatif, pozitif, karanlık, ışık dengesi bozuluyor. Sürekli olarak karanlığa çalışıyor bir şeyler. Ay işte ben burada onun savaşını veriyorum. Benim gibi bunun savaşını veren bazı kişiler de var. Ciddi anlamda. Her ben ışık, ışık ben ışık savaşçısıyım. Ben ışığa savaş ışık için savaşıyorum diye de, inanmayın. Onun her halinden belli olur zaten. Dikkatli bakın insanlara, söylediklerine. Şimdi ben e, Reiki Master'ım, ben işte şuyum, buyum, bilmem ne hocasıyım e, diyen kişiler de bu, e, bunu egodan söylemiyorlar onu da ayrıca belirteyim. Bu konuda da bir e, mesaj almıştım. Ona cevaben e, burada bu konuyla ilgili de konuşmak istiyorum. İnsanlar eğitim alıyorlar. Konu ne olursa olsun. Yine ben burada tıptan örnek vereceğim. İşte doktor mezun oluyor. Ondan sonra işte sınavlara giriyor. Doçent oluyor. Sonra profesör oluyor kapılarında işte operatör de olabilir. Operatör olmaz başka bir doktor da olur. Branşı her neyse. Branşı artı hangi kademede olduğundan alakalı bir titri vardır o kişinin. Onun başına onu yazar. İşte ben doçent doktor şu. İşte profesör doktor bu. Adam ortalıkta çıktı ben profesör doktorum ben doçent doktorum diye dolaşmıyor ki yani siz kimle muhatapsınız onu anlayın diye yazıyorlar, onu oraya koyuyorlar. Ha bu adam neci? Nereden gelmiş, nereye gidiyor? Ne kadar bilgisi var? Ne kadar biliyor? Birinizin bir yere hastalandığı zaman niye herkes profunu arıyor? Önünüze gelen doktora gidebilirsiniz. Bütün doktorlar aynı eğitim alıyor. Ama herkes de bir prof aramaya ihtiyacı var. Niye prof arıyorsunuz? Adam oraya yazmış. İşte burada da master teacher dendiği zaman ya da r master dendiği zaman bu kişi master'dır. Bu konuda usta olmuş artık. Master teacher dendiği zaman da bu konuda usta öğretmen olmuş. Ama orada bitmiyor. Her Allah'ın günü, her hastadan bir şeyler öğreniyorsunuz. Size okulun veya inisiyasyonun öğrettiği şey öyle kalmıyor. Eskiden insanların yaşadıkları hastalıklarla şimdikiler bir mi? Eskiden ağır metal zehirlenmesi diye bir vaka bu kadar çok yoktu. Eskiden böyle kanser vakaları yoktu. Eskiden astım vakaları bu kadar çok yoktu. Bir sürü hastalık çıktı. Baksanıza daha bir yeni yeni virüsler, mikroplar ortaya çıkıyor, pörtlüyor. E şimdi insanların da dolayısıyla kendisini şifacıların sağlıkla alakalı, insanın ruhsal ve fiziksel sağlığıyla alakalı psikoloji biliminde de bir sürü yeni yöntem ortaya çıkıyor. Kendisini sürekli yenilemesi, geliştirmesi gerekiyor. Ha ben elimi aldım oldu bitti ben tamamım yok böyle bir şey. Diyemez. Bu işe soyunacak olanlara ya da ben ciddi anlamda şifa şifacı olmak istiyorum diyenlere ben bunu anlatıyorum. Çünkü bu böyle bir şey. Buna girecekseniz ben oldum yok. Ben her şeyi biliyorum diye bir şey yok. Öyle bir şeyle karşılaşırsınız ki ağzınız açık kalır. Bu ne ya? der kalırsınız. Özellikle manevi konularda. İşte orada empati duyunuz. Altıncı his deyin, üçüncü gözünüz deyin, duru biliş, duru e, işiti, duru seziş deyin. Bütün e, duyularınızın da aktif hale gelmesi gereken durumlar olabilir. Bunların size desteği lazım. Kendinize bu açıdan güvenmiyorsanız hiç girmeyin bu işlere. Kişilere zarar verirsiniz. Kendinize zarar verirsiniz. Şimdi mesela evinizde çalışma yapıyorsunuz. Birisi geldi. Aa, temizledim avrasını. Bitti. Hadi Allah güle güle. E ne oldu? O enerji evde kaldı. Sen o evi temizlemeyi bilmiyorsan evde yaşayan herkese bulaşır onu, o enerji. Ya da çalıştığın ortamda. Yani olay bu kadar büyük boyutlu bir şey. Kafanızı şişirdim. Ama bu konuda artık bir daha konuşmak istemiyorum. Hani bu videoda bunu tamamen açıklığa kavuşturmak istediğim için bunları anlattım. Ee, yani şimdi mesela bildiğiniz tanıdığınız insanlar da bakın. Yıllarca bunlara karşı olmuş. Karşı ben öyle şeylerden anlamam. Aa ben hiç bu inanmıyorum falan diyor. Adam parasız kalıyor, kalkıyor. Hop, birdenbire enerjici oluyor. Eline sarkaç alan, iki kere döndürmeyi bilen, hop ben sarkaçla şifa alan hastalık tedavi ediyorum diyor. Hele kristallerle falan çalışanlar. Ya kristal inanılmaz bir şekilde sizin düşünce enerjinizle zaten siz kendinize uyumladığınız zaman sizin düşünce frekansınızı alıp siz nasıl istiyorsanız o şekilde de e, içinizden evet diyorsa evet, hayır diyorsa hayır hastalığın tespitinde de siz yönlendirebilirsiniz. Nereden bileceksiniz? O kristali e, nasıl kontrol edeceksiniz? Nasıl nötr hale getireceksiniz? Aa bak 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 yaptım işte bak kristal sağa dönüyor saat yönünde tamam senin çakran açıldı aslında orada belki de sen öyle dediğin için o sarka öyle dönüyor ya da işte evet hayır evet hayır önüne bir tane çark koyuyor üstünde şu şey yapıyor bütün karma'yı temizliyor sarkaş ya gidin Allah aşkına ya yok böyle bir şey. Frekan elinde sarkaç tutuyor. Saatlerce. Ona o sarkaç dönmeyi durdurduğu zaman o şifa hastalık şifalanmış oluyor. Daha kim bilir neler uyduracaklar. Bakalım neler çıkacak. Hakikaten ben de hayretler içerisinde seyrediyorum. Kristalleri de taşırda bu kadar hafife almayın. Bu kadar bunlar çocuk oyuncağı değil. Kristaller inanılmaz güçlü bilgi depolarıdır ve enerji trans enerji transfer eden organik varlıklar, organik canlılardır aslında. Taş diye bakmayın onlara. Kristaller organiktir. Bütün dünyanın bilgisi vardır onlarda. Bulundukları çıkarıldıkları yer, yerin yaşadığı binlerce yıllık insanlık tarihinden bile eski. Orada yaşanan her şeyin bilgisi vardır. Bugün tıp dünyasında kullanılan MR'dır veya bütün görüntüleme aletleri. Yer altındaki bütün e, tabaka sismik tab şeyleri, yeraltı görüntüleme cihazları, sualtı görüntüleme cihazları, elinizde kullandığınız DVD, C CD çalarlar, eskiden plaklar, plaklar, hepsinin ucunda minicik bir kristal vardır. Bunlar o minicik kristalle çalışır. Alternatif akım dönüştürücüsüne bağlarlar o aile şeyi kristal ucunda durduğu şey bir alternatif akım dönüştürücüsüne bağlıdır. Kristal tarar, görüntüyü alır, ekrana yansıtır. Kristallerle geçmiş ve gelecek yani bizim gelecek dediğimiz veya geçmiş dediğimiz zamanların şeysi de açılır, görüntüsü de açılır. Kristallerle doğru çalışmayı bilirseniz eğer Doğru kristallerle çalışmayabilirsiniz, doğru taşlarla çalışmayabilirsiniz. Onun için bu işler öyle ben taş aldım elime kristal ben gittim taş aldım öyle gitti sen gidip taş al çalışmaya başla. Yok sana çok çok ters etkisi de olabilir seni yerden yere de vurabilir. Bir işi bilenle çalışın, bilenden öğrenin. O işe hazır mısınız değil misiniz? Onun altından kalkabilir misiniz, kalkamaz mısınız? İyilik yapacağım derken karma oluşturma, oluşturmaya özellikle dikkat edin. Bu konuda artık daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Bir dahaki videomda dünya dışı varlıklarla alakalı farklı boyuttan varlıklar, dünya dışı varlıklar, akıllı zekalar Dünyaya gelen uzaylı varlıklar. Bunların türleri e, ve bunlar bu konudaki e, insanlardaki bazı yanlış e, bilgilendirmeleri düzeltmek için video yapacağım. E, sonuna kadar beni dinleyip sabredip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.